Merhaba arkadaşlar. Nano Karides Akvaryum kurulumdan sonraki ikinci gün gece akvaryumu kontrol ettim. Herhangi bir su kaçırma, bir problem, pipo filtrede çalışmamazlık, hava filtresinde bir bozukluk gibi herhangi bir problemle karşılaşmadım şu an. Ancak arkasında bir fon eklemesi yapacağım bugün. Bir de su düzenleyici var. Onlardan bilgi vereceğim size. Kullandığım su düzenleyiciler var. Onları bir göstereyim istiyorum size. Buharca bunun faydasını görüyor musunuz? Yani bu kadar su normalinde buharlaşıp gidecekken tekrar damla damla suyun içerisine geliyor. Ama tabii ki çok sıcak olduğu için şu an için hava. Bu buharlaşma oranı normal. Şu an dün bilgiyi vermeyi unuttum ben size. Isıtıcı kullanmadım. Hava çok sıcak tabii ki. Şu anda takma gereği de duymadım. İçinde boşu boşuna dursun istemiyorum. Bir arka fonu takalım. Arka fonu taktıktan sonra ben su düzenleyicileri, bir de karides minerali var. Ondan da size birkaç bilgi vereyim. Ne işe yarıyor? Güzel bir ürün. Aslında su düzenleyici iki çeşit var elimde. Ama bir çeşitini kullandım şu an için. İletkenlik ölçer var. TDS cihazı elimde. Şu an için ona bir ihtiyacım yok. Salyangozlarım kargoda. Birkaç da işte hava hortumu için check valve, işte çiftli çift motor yani şöyle hava tekli hava makinesinden çift çıkış almak için bir parça var. Onu da satın aldım. Bunların hepsi gelecek. Bunların hepsini de size göstereceğim zaten. Şimdi arka taraftan bu şekilde baktığınız zaman hava motorunu vesaire görebiliyorsunuz. Ekran yine parlama yapıyor maalesef. Şimdi onu engellemek için arkasında bir fon koyacağım. Arka taraf zaten normalde gri duvar. Koyu gri bir renk ama ben yine de arka fonu koyayım. En azından arkasındaki aksesuarlar gözükmesin. Tabii ben şimdi bu aksesuarları da bir yer bulacağım. Şimdi bugün gece en azından bir baktım. Akvaryumda herhangi bir sızıntı, bir problem var mı? Sonuçta insan yapımı bir ürün. Herhangi problem yok. Bu hava hortumu, elektronik kabloların, biliyorsunuz bu da bir akvaryumda sıkıntı, hobide. Çok bir akvaryum içerisinde 3-4 tane elektrikle çalışan malzeme olduğu için onların da bir çözümünü bulacağım. Onlara da daha düzgün bir yer ayarlayıp belki bir kutu içerisinde ya da internette araştırmalarında gördüm. Böyle aksesuarların hepsini bir kutunun içerisine koyup fişe takabiliyorsun. Öyle bir malzeme de satın alabilirim. Arka fonu takalım. Geleceğim. Bakın şurada görüyorsunuz zaten. Hava motoru arka tarafta gözüküyor. Yapacağım fonla gözükmeyecek. Boyama yapmak istemiyorum. Yapıştırma bir fon kullanacağım. Gerekli zaman çıkartır, tekrar takarız. Parçalandığı zaman yenisini alır takarız. Çok fazla bir para olan bir şey değil zaten. Geleceğim. Arkadaşlar ilk önce ışığımızı bir fişten çıkaralım. Buhar camını alalım. Bayağı bir su birikmiş üstünde. Daha sonrasından kuruyup temizleyip tekrar takacağız. Şöyle üzerindeki fazla suyu bir alalım. LED aydınlatmayı çıkarıyorum. Zaten basit cama takılmış bir sistem. Bunu da yan tarafı bırakalım. Oo, bayağı ısınmış. Bayağı ısınmış. Güzel bir LED akvaryum. Bu arkadaki kabloları ben bir ayıklayayım. Fonu bir takayım. Ondan sonra ben geleyim. Hadi yapalım. Arka fonu taktık. Şu şekilde göreceğiniz gibi yine yansıma yapıyor. Yani arkadan hiçbir şey gözükmüyor. Çok güzel. Bunun akşam bir fotoğrafını çekerim. Instagram'da ya da Twitter'da paylaşırım. Oradan da bakarsınız. Şöyle yandan alabilecek miyim? Ya, siyah fon olduğu gibi arka tarafta.
Güzel. Belki ilerleyen zamanlarda koyu bir mavi ton da olabilir ama bu akvaryumlarda siyah ton daha uygun gidiyor. Tabii şimdi akşam ya da gece kendi sadece aydınlatmasıyla gün içerisindeki aydınlatması olmayacak. Şu ışığı kapatayım bakayım belki bir faydası olur. Hiçbir faydası olmadı. Şöyle bakalım. Suda bakteri düzeni yavaş yavaş oturmaya başladı. Filtremiz tam randımanla çalışıyor gördüğünüz gibi. Belki küçük bir çift çıkışlı hava motoru alabilirim düşüncesindeyim. Çünkü bende bir büyük çift çıkışlı hava motoru var. Bir küçüğünü alabilirim. Bir arkadaşımızın sitesinde gördüm. Uygun fiyatlı veriyor. O da kendisi akvaryum ve canlı videoları paylaşıyor. Gerçi arkadaşım şu an Pet Shop açtı. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O mağaramız da çok güzel yalnız. Bakar mısınız? Karidesler bayılacak buna arkadaşlar. Bunu kendim yaptım. Bir Hindistan cevizi aldım. İçini çıkarttım. Kıl test ediyorlar ince. Bu hırdavatçılarda satılıyor. Onlardan aldım. İkiye böldüm. Yarısını bir sağından bir solundan kestim. Sonra işte penseyle yan keskiyle keserek bu hale getirdim. Karidesler bayılacak buna. Zaten bu kabuğun üst tarafı zamanla yosunlanacak. Yeşil. Dün biraz düşündüm. Belki içerisine karideslerin sevdiği farklı türlerden özel tür mos alabilirim. Mos ekleyebilirim buna. Çünkü aydınlatmamız yeterli. Karbondioksit ve gübre çok istemiyor mos türleri. Zaten karides akvaryumunda da ben çok fazla gübre ve kimyasal kullanılmasını önermiyorum. Çünkü çok hassas canlılar. Şimdi size neyden bahsedelim? Kimyasallar var. Kullandığımız bazı kimyasallar. Bu kimyasalları göstereyim ben size. Bunları bir bulayım, getireyim. Tekrar bakalım. Aşağı şimdi tankın kurulumunda ilk önce kullandığım malzemeyi size göstereyim. Şu Sera'nın nitrivik ürününü kullandım. Diğer reef flowers, bacteria feeder ve shrimps yani karides mineralleri olan diğer ürünleri daha henüz kullanmadım. Şimdi bu Sera'nın ürünü sarı şişe. Bundan herkese öneririm arkadaşlar. Bunun bazı faydaları var. Bu faydalardan size bahsetmek istiyorum. Mutlaka bunları kullanabilirsiniz. Güzel ürün. Şöyle anlatayım size. Arındırıcı bakteri içeriyor. Biyolojik bir denge yaratıyor. Amonyum ve nitriti doğal yollarla parçalıyor. Faydalı arındırıcı bakteriler için alan sağlıyor. Yani bizim ihtiyacımızı görüyor yani. Hatta bu ürünü bazı hastalık tedavilerinde de kullanıyorlar. Ama bizde yaygınlaşmış tedavi biçimi karideste önermiyorum kesinlikle. İşte diğer balık türlerinde etilen mavisi. Basıyorlar etilen mavisini abi yani. Olabilir. Diğer farklı ilaçlar da var. Bir de birkaç arkadaşımdan duyduğum sarımsaklı yem öneriyorlar balıklar için. Ben denemedim bilmiyorum siz bilirsiniz. Şimdi bu akvaryum bugün de geçtikten sonra bir ölçüm cihazım var. TDS ölçüm cihazım. Ben iletkenliğini ölçeceğim. Bu akvaryum suyu değerinin iletkenliğini ölçeceğim. Onu da sizinle paylaşırım zaten. Hani karidesler için uygun mu değil mi diye. Zaten döngü daha hızlansın diye bu sebepten dolayı salyangoz aldım. Salyangozlar
son derece dayanıklı canlılar. Yeter ki su çok sıcak olmasın. Çok sıcağı seven hayvanlar değil. Aksine biraz daha soğuk akvaryumları seviyorlar. Tabii ben ara ara bu akvaryumun derecesini de ölçeceğim. Belki sizinle bunu da paylaşırız. Dediğim gibi biz bu hobide, yani benim kanalımda her şeyi sizinle beraber yapacağız. Ölçeceğiz, ne diyeceğiz? Çok sıcak. Ne yapmamız gerekiyor? Suyu soğutmamız gerekiyor. Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Fanla soğutmamız gerekiyor. Tamam, fan alacağız. Fanı beraber takacağız. Yani bunun hepsini ben sizlerle paylaşacağım. Şu Sera'nın ürününü de şuraya koyayım. Son derece memnun kaldım. Tekrar size belirtmek istiyorum. Diğer ürünler de tabii ki harika ürünler. Ama onların da zamanı var. Özellikle shrimp mineral. Bu da şöyle söyleyeyim size. Renklenmeyi arttırıyor. Üremeyi hızlandırıyor. Ve karideslerin doğal ortamını yaratmasına yardımcı olan bakteriler var bunda. Bunları ben nasıl yapıyorum? Belli bir oranda su değişiminde değiştirdiğim suyun içerisine un gibi zaten bu ekliyorum. TDS cihazıyla bir iletkenlik ölçümü yapıp akvaryum suyuna dahil ediyorum. Biz akvaryumumuzu yeni kurduğumuz için şu an için biz zaten su değişimine ihtiyacımız yok. Zaten oturmasını bekliyoruz sistemin. Salyangozları ekledikten sonra bir üçte birlik su değişimi yaparız. Suyu tazeleriz. Karidesler geldiği zaman da tekrar ne yapacağımızı tekrar sizlerle konuşuruz. Benim size belirteceklerim bu kadar. Her şey yolunda, bir problem yaşamıyoruz. Devam. Kargonun gelmesini bekliyoruz. Bugün büyük ihtimalle kargo gelmez. Muhtemelen yarın cumartesi. Umarım yarın gelir. İçerisinde salyangozlar var. Bir gün daha kargo da beklemez. Ama salyangozlar dediğim gibi dayanıklı canlılar. Geldikleri zaman da direkt suyun içerisine, akvaryum suyun içerisine atmayacağız. Onları da bir suya alıştıracağız. Hani karidesler gibi damlatma yöntemiyle suya alıştırmayız da. Hadi belli bir oranlarda kendi suyunu salyangozları bir kaba koyup belirli bir oranda akvaryum suyu takviye edip akvaryum suyuna alışmalarını sağlayabiliriz. Zaten oda sıcaklığında olacağı için su aynı seviye, sıcaklık aynı seviyeye gelir. Sıcaklıklarla uğraşmamış oluruz. Henüz daha artık sıcak soğukla uğraşmıyoruz. Bu yüzden şanslıyız. Ama soğukla uğraşacağımız zamanlar da gelecek. O zaman da tekrar sizlerle konuşuruz ayrıntılı bir şekilde. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Son durumu da sizinle paylaştım.